Evet arkadaşlar, yeni bir çalışmayla tekrar sizlerle buluşuyoruz. Yeni bir şablon oluşturduk. Kubur şeklinde bir taşıma çantası yapacağız. Gördüğünüz gibi çıktığımızı aldık. Her zamanki gibi yine bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Çıktığımızı alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus tam ölçekli olarak çıktığımızı almak. Yazıcılar çıktı verirken sayfaya sığdırmak için küçülterek çıkartıyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Küçültmeden çıktıyı almamız gerekiyor. Burada zaten ölçümüz mevcut. Çıktıyı aldıktan sonra cetvelimizde burayı ölçeceğiz. Burada 50 milimlik bir bölgemiz var. Çıktıyı aldıktan sonra bunu ölçüyoruz. Tam 50 milim geliyorsa sorunsuz bir şekilde çalışmamıza başlayabiliriz. Aynı şekilde bu her sayfanın altında da mevcut. İsterseniz her sayfayı da tek tek kontrol edebilirsiniz. Yalnız sizden ricam, cetvellerin başlangıç noktaları bazen tam düzgün olmuyor. O yüzden sıfırdan değil de birkaç santim geriden, mesela ben 10 santim ile 15 santim arasına bakıyorum. Ve ölçümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Bunu kontrol etmeden başlamayın. Çünkü yaptığınız çalışma, onca emeğiniz, onca malzemeniz tamamen çöpe gidebilir. O yüzden bu dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri. Bazı sayfalarımız gördüğünüz gibi bir sayfa içerisinde mevcut. Fakat büyük bir obje yapıyorsak birkaç sayfayı birleştirmek zorundayız. Tıpkı burada olduğu gibi. Yapacağımız çanta 55 santim boyunda olacak. 55 santim çapı ise 10 santim civarında. Yani kesip işlememiz gereken deri 55 santime 30 santim, fakat kapak kısmı olduğu için bu 55 santimlik parça 45 santime düşecek. Uzun lafın kısası, 4 parçayı birleştirerek çantamızın ana gövdesini oluşturacağız. Burada kesmemiz ve kestikten sonra yapıştırmamız gereken noktalar zaten belirtilmiş. A1, A1'e gelecek şekilde bunları kesip birleştireceğiz. Evet. Bu büyük parçamız hazır.
Evet arkadaşlar. Ejderhamız gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Şimdi diğer parçaları tek tek elden geçireceğiz. Evet. Ejderhamızı diktik. Şimdi bütün parçalarımızı tek tek yerlerine dikeceğiz. Logomuz tepeye gelecek. Ondan sonra şu parçalarımızı dikeceğiz. Ondan sonra da kuburumuzu tamamlamak için diğer parçaları diktikten sonra da en son yapmamız gereken dikiş bu dikişimiz olacak.